insan soluğunu ortaya koyar bırakır gider mi? Şimdi Rüya ödevini yapıyor. Ben kitabımı okuyacağım. Rüzgar da ona yeni aldım etkinlik kitabını yapabilir. Bakalım içinde neler var. Çok merak ediyorum. Merak ettiğim bir şey daha var. Acaba Rüzgar bu kitabı görünce ne diyecek, ne tepki verecek? Onun ilk etkinlik kitabı. Hayal gücünü geliştiren aktivite diyor. Bakalım nasıl? Hadi gidelim Rüzgar'a yaptıralım. Rüya bak. Bak burada ne var? Bu sana değil ki. Baksana içindekilere. Rüzgara göre. Ne oldu? Bir şey olmaz hani. Dur şimdi gelecek sürpriz yapacağım ona. Haberi yok. Allah yakalandım galiba. Rüzgar yakaladın mı? Hayır. Hadi git içeriye git göstereceğim. Masaya git masaya masana git masana git göstereceğim. Bakalım. Yapabilecek mi Rüzgar? İlk defa deneyeceksiniz. Rüzgar sürpriz. Sana bugün markette etkinlik kitabı gördüm. Dedim ki Rüzgar'a bir denetelim bakalım. Hazır mısın sen de artık Rüya gibi etkinlik ödev yapmaya? Heyecanlandın mı birazcık? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bunda böyle dikkatli olacaksın. İlk sayfayı aç ben okuyacağım sen yapacaksın tamam mı? Evet öğretmen gibi olacağım ben şimdi. Hah bak burayı az göstereyim. Burada diyor ki aynı olanları bulun. Bak bu uğur böceğiyle. Bu aynı. Görüyor musun? Bunların ikisi aynı. Peki başka aynı var mı? Mesela bu bu çiçeğin aynısını bulabilir misin bana? Bu çiçek. Evet o yeşil bir bitki. Bu bitkinin aynısından var mı bakalım başka? Aferin sana Rüzgar çak. Bakalım başka var mı? Bak bakalım bak bakalım görebilecek misin? Mesela bu yumurtaların aynısı var mı? Kafası karıştı Rüzgar'ın. Evet şimdi sana bir kalem vereceğim. Onların arasına çizgi çizmeye çalışacaksın tamam mı? Nerede kalemler? Hah bakayım bunun ucu var mı? Var hem de üçgen kalem. Tam sana göre al bakalım. Üçgen hangiydi? Mesela bunu alıp buraya kadar çizeceksin. Yapabilir misin? Buraya da bir çizgi koy ya da seninki öyle olsun. Aferin sana. Şimdi bu mavi bitkiden bul bakalım. Mavi çiçekten başka var mı? Elini kaldır komple görebil. Evet onlara da çarpı koy. Arkadaşlar Rüzgar'ın etkinlik zamanı gelmiş sanki. Ne diyorsunuz? Ben yavaş yavaş abi, evde ona etkinlikler. Abi kelebek de var. Evet öbür kelebek nerede? Kelebek. Aa, bulamadım. Bir daha bak iyi bak. Kelebeğin aynısı. Arkadaşlar siz kelebeğin aynısını bulabildiniz mi bu arada? Yorumlarda yazın. Rüzgar'a etkinlik yaptırıyor olacağım. Onun da videosunu sizinle paylaşacağım. Rüzgar, keyifli mi anneciğim etkinlik yapmak? Neyi çizmeyi? Peki anneciğim o boyama yaptığını sanıyor galiba şu an bilemedim. Neyse ben birazcık daha destek olayım. Bak anneciğim. Bu kelebeğin öbürü var. Aa bak bir de bu var. Bunun öbürü nerede biliyor musun? Görebildin mi? Evet hadi işaretleyelim ikisini de. Hadi. Ketçap, hardal, çedar, turşu, marul ve de ekmekler. Rüya arkadaşlar sence tahmin etmiş midir ne yaptığını? Hamburger! Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün ev yapımı hamburger yapıyoruz. Ve de tabii ki Rüzgar'la birlikte yapıyoruz. Rüzgar hazır mısın hamburgerini yapmaya? Pişirmeden mi yiyeceksin? Annem çiğ et yemezsin. Köftelerini pişirin. Hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar marulları Rüya halletti. Turşular benden. Ketçap mayonez bu grubu. Bu arada biz daha önce kullanmadığımız pizzalardan kalan soslarımız vardı. Ziyaret etmedik onları. Bugün ekmeğimizin içine koyacağız. Çiğ mi yiyeceksin? Yok yok köfteleri de kızartıyorum. Arkadaşlar köfteler de kızardıktan sonra... Olayımızı anlatıyorum size. Herkes kendi hamburgerini kendi hazırlıyor. Ne kadar turşu istediğine, ne kadar marul, ne kadar her şey herkes kendi yapıyor olacak. Hazır mısınız buna? Anne ama bir şey yapalım. Ne yapalım? Hem burasını hem burasını. Çedar mı koyalım? Tamam hadi koyalım. Ben köfteleri alana kadar her şeyi halletmişsiniz de. Rüya of bakayım. Altında ne var?
Ketçap mayonez mi? Sen yiyorsun Ali dayı. Ama bir yemeyecektim, bekleyecektin hani birlikte yiyecektik. Neyse. Ay! Ay! Elini yakıyordum. Ay, dur. Bunu ben koyayım mı buraya? Dur, daha onun sırası değil. Kimin sırasıydı? Turşu. Tamam, turşuyu koyalım. Evet, başka. Of of of. Bunu koyayım mı artık ya? Rüzgar, senin ekmeğin hazır galiba. Evet Rüya, seninki bu mu? Evet. Koyayım mı? Dur, daha koyma. Ben biraz daha turşu. Üstüne koyarsın ya. Of of of. Efsane oldu arkadaşlar. En sağlıklısı ev yapımı. Burada ev yapımı olmayan tek şey cheddar'ımız ve de ketçap mayonez. Aslında mayonezi de ben istesem evde yaparım ama o kadar da abartmak istemiyorum artık. Yeter yani. Onunla birileri kazansın, ben yapmayayım. Annem, bütün turşuları yiyorsunuz ama. Buraya kalmadı. Bu kimin? Ben de o zaman mor olayım. Şimdi tamam mı Rüya her şey? Evet, kapat bakalım. İlk ısırını al ve yorumunu yap bize şimdi. Rüzgar, bu da senin turşu. Hamburgerin turşunu diyecektim. Uf, kocaman görünüyor. Rüya, reklamlarda görünen hamburger gibi değil mi aynı? Rüzgar, ısır bakalım ne düşüneceksin. Benim hamburger o kadar büyük değil. O kadar büyük oldu hamburgerimiz çünkü malzemeyi biraz fazla koymuş olabiliriz. Hadi bakalım, devaza açıyorum. Devaza aç be. Hamburger kaydı. Hamburger kaydı bu sefer. Yiyemeyeceğiz galiba Rüzgar, ne diyorsun? Hı? Sen sadece turşuyu yiyorsun ama. Hamburgerden yemeyecek misin? Isır bakalım, kocaman ısırabilir misin? Uf, kat kat çok güzel görünmüyor mu ya? Arkadaşlar, malzemelerimiz net. Marul, göbek marulu aldık biz bu sefer. Turşu, cheddar. Ne oldu? Yandın mı? Allah, yandırıyorum. Ay, bir şey daha unuttuk. Patates kızartmadık. Menü olmadı ya bu. Neyse, artık ucuz veririm ben de size. 10 öpücük isteyecektim karşında. Artık 3 öpücük olur mu? Hadi bakalım, afiyet olsun bize. Arkadaşlar, siz de dışarıda yemek yerine kendi hamburgerinizi kendiniz yapın. Sağlıklı beslenin. Hem de daha lezzetli yiyin.